Binaların depreme karşı dayanıklı olması için ne gibi yapısal özelliklerinin olması gerekiyor? Eee tabii öncelikle bunu ülkemizdeki betonarme binalar açısından cevaplamak lazım. Çünkü en yaygın yapı sistemi betonarme ve e, beton betonarmeyi oluşturan en önemli önemli unsurlar da e, beton ve içindeki donatı çeliği. Ülkemize geçerli olan yönetmelikler şu anda e, gerek gerek betonarme yapıların yapımı açısından, tasarım açısından gerekse deprem performansı açısından aslında son derece yeterli ve güncel yönetmelik ve standartlar. Bu anlamda bu yönetmeliklere uygun tasarım ve uygulamanın yapılması durumunda aslında yapılarımız iyi performans gösterecek durumda olacaklardır ve aslında şunu da söylemek lazım. Son yıllarda yapılan özellikle 99 yılından sonra yapılan yapılarımızda da büyük ölçüde deprem güvenliği anlamında önemli iyileşmeler sağlanmış durumda. Binalarda sabitlemenin öneminden bahsettiniz. Biraz daha bize bahseder misiniz? E, i̇ki türlü bakabiliriz konuya. Birincisi e, bu tür birleştirme sabitleme e, araçlarının e, ankraj diyebiliriz e, kullanımı. E, yapısal elemanları birbirine bağlamada kullanılıyor ve yapısal olmayan elemanları yapısal elemanlara bağlamada kullanılıyor özellikle ilk söylediğim yani yapısal elemanları birbirine bağlayan uygulamalar güçlendirme uygulamalarında çok yaygın olarak kullanılmakta ve yapılan güçlendirme çalışmasının binayı depreme dayanıklı hale getirmek için yapılan müdahalenin başarılı olması için bu bağlantının sağlıklı yapılması, doğru tasarlanması, doğru uygulanması son derece önemli. Onun dışında yapısal olmayan elemanlar örneğin cephe kaplamaları gibi veya çeşitli tesisatların sisteme bağlanması gibi ee, uygulamalarda da gene cam ve mal kayıplarının engellenmesi açısından e, taşıcı olmayan elemanların taşıyıcı sisteme sağlıklı bağlanması çok büyük önem taşıyor. Peki Türkiye'deki mevcut betonarme yapılar depreme ne kadar dayanıklı? Ee, buna maalesef çok olumlu bir cevap veremiyorum. Özellikle 1999 öncesi inşa edilmiş olan yapıların büyük bölümü e, çeşitli açılardan ve çeşitli düzeylerde depreme karşı dayanıklı değil. Bunun çeşitli sebepleri var. Malzemenin iyi olmaması. Projenin sağlıklı yapılmamış ve uygulanmamış olması gibi. Ama karamsar bir tablo maalesef var eski yapılarımız için. Bu anlamda bu yapıların hızla gözden geçirilmesi, 99 yıldan önce yapılanların, bunlar içine güçlendirme ihtiyacı olanların güçlendirilmesi veya yıkılarak yeniden yapılması ülkemiz açısından çok önemli.